Merhabalar, hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere yeni bir ürün tanıtımı yapacağız. Daha doğrusu bir çanta tanıtımı. İnternetten vermiş olduğum bir sipariş geldi. Onun açılımını yapacağız. Çantamız fotoğraf makinesi çantası. Mevcut var olan çantam biraz küçük geldiği için yeni bir çanta talebim oldu. Bunu da sizlerle beraber açıp değerlendirmek istedim. Artıların eksiklerini sizlerle beraber paylaşmak istedim. Çantayı daha önce açmadım. Yeni ilk defa açacağım. Yeni kargodan aldım. Şimdi ona bir bakalım. Artıların eksiklerine beraber bakalım. Bende şöyle bir özellik var. Şimdi fotoğraf makinesi, drone, gimbal ve objektifler falan olduğu için birkaç çantayla hareket etmem gerekiyor. Bu da nispeten beni zorluyor. Özellikle uzun çekimlerde veya doğaya çıktığım zaman sorun teşkil ediyor. Bu yüzden dolayı hepsini bir çantada toplama karar verdim ve ona uygun bir çanta aldım. Umarım çanta işimi görür ve siz değerli takipçilerim de isteği doğrultusunda eğer ihtiyacı falan varsa onlar da umarım beğenir, alırlar. Şöyle bir açılımımızı yapalım. Çantamız bu şekilde arkadaşlar. Ben de çantayı çok fazla detaylı bilmiyorum. Sadece internetten araştırdım. Hani fonksiyonel olarak nasıl bilemiyorum. Yalnız fiyatımız biraz kabarık. Bilmiyorum her arkadaşın bütçesi uygun olur mu olmaz mı bilemiyorum. Şöyle bakalım. Burası muhtemelen laptop bölmesi. Bu çantayı tercih etmemdeki ana gayelerden birisi bu tarafın komple açılıp malzemeyi rahat bir şekilde doldurmamız. Çünkü birçok fotoğraf makinesi çantasında kapak şu şekilde açılıyor. Bu da işlem olarak hani objektif koyup çıkartmamız konusunda sorun teşkil ediyor. Şuralarda bölmesi var. Şu anahtarları, kilitleri açmamız gerekiyor tamamen açılması için. İki tarafta da var. Bu güzel bir uygulama olmuş. Çünkü hani çantanın ağzı açık kalırsa, şey yaparsa sorun teşkil etmesin. Uzun mesafelerde, yürüyüşlerde bizim işimize yarayacak. Evet, çantamızın en çok sevdiğim özelliği bu. Yani komple açılması. Bu şekilde yatırıp rahatlıkla içerisine dizayn edip doldurup ondan sonra işte seyahatimize çıkabiliriz veya çekimimize çıkabiliriz. İki tane güzel fermuarlı bölümü var. Filtreler olsun, temizleme malzemesi olsun koyabileceğimiz gördüğüm kadarıyla. Ondan sonra böyle bir çantamız var. Bunun ne olduğunu tam anlamış değilim. Muhtemelen yine malzeme falan koymamız için sanırım. Güzel bir tasarım olmuş. Bence gayet de güzel, şık. İşlevsel olarak işime yarayacaktır. İki bölmeli bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir bu bölmemiz var. Bir bu bölmemiz var. Arada bir kısım var. Kapatıyor. Şöyle. Buna muhtemelen filtreler koyma açısından güzel olur. Veya batarya falan koymamız icap ederse. Çünkü buralarda biraz şişkinlik teşkil eder ama bunda herhangi bir sorun teşkil etmeyecek. Malum her zamanki gibi nem önleyici bir malzememiz var. Şöyle bir özellik var. Ben bu kısımda daha çok drone'u muhafaza etmeyi düşünüyorum. Drone'un kumandası olsun, bataryalar olsun. Bu bölümlerde lenslerim falan olsun işte. Fotoğraf makinem olsun. Onları düşünüyorum. Şurada bir tane daha nem önleyici var. Bunlar normalde fotoğraf makinesi çantanızda taşısanız da kullanın arkadaşlar. Yani şu ceplere koyabilirsiniz. Diplere falan bir yerlere atarsınız. Çünkü sıcak soğuk havalarda nemlenmeyi vesaire falan ciddi anlamda önlüyor.
Evet, bu şekilde. Şurada bir cebimiz var. Şuraya bir bakalım. Evet, gayet güzel arkadaşlar. Dirseğime kadar gidiyor yani. Tamam, şuralara kadar geliyor. Buraya da tripod koyabiliriz. Özellikle dış çekimlere giderken tripod kullanmamız gereken yerlerde kullanabiliriz. Ayrıca şuna da takabiliriz arkadaşlar. Şurada şöyle bir cırt bileklik var. Şuraya da bağlayabiliriz. Tripodumuzu orada da kullanabiliriz. Şöyle bir kapatalım. Bu arada fermuar tek fermuar değil, çift taraflı arkadaşlar. Şöyle getirip yukarıda da birleştirebilirsiniz. Kilit mekanizması gayet hoşuma gitti, güzel. Ondan sonra şu etiketimizi bir kaldıralım. Yani. Evet. Şöyle gitsin. Bakın. Ondan sonra elle tutacağımız kısma bakıyorum. Burada gayet güzel tasarlanmış. Dayanıklı gibi gözüküyor. Ama tabii yanılabilme ihtimalimiz de var. Ve daha sonra şuralarda sırtımıza destek edecek şekilde arkadaşlar terletme yapmayacak şekilde bir havalı malzeme kullanılmış. Muhtemelen uzun süre kullanırken şurada şöyle göstereyim. Bu arada buradan bağlantısı falan var. Şöyle. Şurada bel destek kısmı var. Şuralarda omuz destek kısımlar var. Bunları internette yazmıştı ama ne kadar sağlıklı gelip gelmeyeceği konusunda bir tereddütüm vardı. Ve şurada güzel bir özellik. Bel destek kısmı. Yani en azından çantamızı sırtımıza aldıktan sonra belden de kavrayarak yani uzun mesafelerde daha rahat hareket edeceğimizi düşünüyorum. O şekilde tasarlanmış. Çantamızın başka anlatabileceğim özelliği şu kısımda yine şöyle bir bant boşluk var. Ne işe yaradığını tam çözmüş değilim. Şöyle bakalım. Evet, şurada bir cep gördüm. Evet. Sanırım bu da yağmurlu kısmı arkadaşlar. Evet, şöyle bir denemekte fayda var. Evet, gayet güzel arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Şu kısma kadar komple kapatıyor. Bu da hani yağmuru vesaire falan bir durumla karşılaştığımız zaman çantamızın ıslanmasını koruyacak muhtemelen. Güzel tasarlanmış. Gerçekten ilk etapta sipariş ederken tereddütlerim vardı. Çok araştırdım. İş görür mü görmez mi veya göründüğü gibi gelir mi gelmez mi gibi kaygılarım vardı. Fakat beklediğim gibi bir ürün geldi. Yine aynen bu şekilde toparlayıp ne kadar düzenli katlarsak bu bölümde bize o kadar az sıkıntı çıkartacaktır. Çünkü bunu buraya koyduğumuz zaman bunu çıkartabiliriz de oradan. Şimdilik şöyle bir yerine koyalım bakalım. Ben muhtemelen bunu uzun vadeli kullanacağım zaman herhalde burada bulundurmam, çıkartırım. Onun dışında şuralarda küçük bölmeler var. Bozuk para koyabiliriz. Veya buna benzer cüzdan tarzı bir şeyler koyabiliriz. İki tarafta da olması lazım. Evet. Şimdi bunu bir de sırtıma takıp denemek istiyorum. Ha, bir diğer özellik de şu alt taraftaki zemine koyduğumuz zaman hani özellikle çanta temas etmesin diye bir aksam falan var. Aynen bavullarda olduğu gibi. Bu da güzel bir sistem olmuş. En azından arazide çantayı yere koyduğumuz zaman direktmen birebir yere temas etme durumu olmaz. Yine şurada bir kilit mekanizması var. Tam olarak ne olduğunu
bilemiyorum ama herhalde seyahat esnasında elle taşırken buradan da bir şeyler koyup asabiliriz. Öncelikle şöyle bir sırtımıza takıp denemek istiyorum. Çünkü hani güzel anlatıyoruz ama üzerimizde nasıl duracak? Üzerimde nasıl durduğuna siz karar verirsiniz. Evet. Kullanmaya başlayınca bir takım sistemlerini daha iyi anlayabiliyoruz. Şuradan takarak kolların geriye gitmesini engelliyoruz. Ne dedik? Şurada bel kısmı var. Bu da gayet kullanışlı. Yine ayarlanabilir bir mekanizma ile şöyle bağlayabiliyorsunuz. Evet, dediğim gibi şuradaki cepler falan var. Buralara hani isterseniz bozuk para koyabilirsiniz. Çünkü onlara göre uygun yapılmış. Veya işte lensimizi falan temizlemek istersek mendil falan koyabiliriz. Ya da ona benzer malzemeler koyabiliriz. Fermuarla gayet güzel. Onun dışında başka şuralarda kancalar falan var. Bunlar da farklı şekilde değerlendirilebilir. Özellikle hani fotoğraf makinesi, askı aparatınız falan varsa bunlardan faydalanabilirsiniz şahsımca. Şu anda üzerime tam ayarlanmış değil. O yüzden biraz sırıtıyor olabilir. Ama genel olarak çantanın duruşundan memnunum. Sırtı oturmasından gayet güzel, rahat bir hissiyat veriyor. Ben şimdi birazdan malzemelerimi içerisine yerleştireceğim. Yerleştirdikten sonra görürsünüz hani neden bu çantayı tercih ettiğimi. Çünkü gerçekten ekipmanlarım parça parça olunca 3-4 çanta beni zorluyor. Çünkü bir bu çantayı al, bir o çantayı al, bir diğer çantayı al. Hangi birisini taşıyacaksın sıkıntı oluyor. Bazen de ekipman azaltıp gitmek istiyorsun. Bu sefer de diğer lenslere ihtiyaç oluyor. İhtiyaç olduğu zaman da pat yolda kalıyorsun. Tek gidiyorsanız, aracınız yoksa küçük bir çantayla çıkmanızı tavsiye ederim. Ama aracınız varsa mümkün mertebe bütün teçhizatınızı yanınızda bulundurun. Çünkü doğada veya çekime gittiğiniz zaman neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Teleobjektife de ihtiyaç duyabilirsiniz. Geniş açı olsun, işte diğer filtreler olsun, şey yapabilirsiniz. O yüzden ben kendi adıma tam teşekküllü çıkmak istiyorum. O yüzden de böyle bir çantaya ihtiyacım vardı. Bu arada tabii konuştukça bir takım şeyleri görüyorum. Şurada yine bir fermuar falan gördüm. Merak ettim. Hatta bu fermuar enteresan ters dikilmiş gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Evet. Gördüğünüz gibi buradan hani yolda giderken şey yaparken sadece makineyi çıkartıp çekim yapmak isterseniz çantanın tamamını açmak zorunda değilsiniz. Şu kısmı açarak buradan da yine aynı şekilde makinemizi çıkartıp çekimimizi yapabiliriz. Bu da ayrı bir güzellik olmuş. Bunu gerçi internette bakarken görmüştüm ama şu anda aklıma gelmedi. Yeni fark ettim. Tabii bunun üzerinde bir tane daha fermuarlı cep var. Şöyle yarım bir cep. Şu şekilde. Burada da yine malzeme ve ekipman bulundurabiliriz. Onun dışında şu tarafta bir fermuar gördüm. Şuralarda bir takım bölmeler falan var. Muhtemelen buralara bir takım malzemeler koyulabilir. Ne bileyim bir kalem. Evet şöyle çantalarımı göstermek istiyorum. Benim mevcut olan çantam buydu. Fakat artık bana küçük geliyor. Yeni başlayanlar için ideal olabilir ama benim için yeterli gelmiyor. Mesela ondan daha önce bir mevcut çantam vardı. Bunu da drone malzemelerine falan bulunduruyorum. O da dediğim gibi ekstra çantalar taşımak sıkıntı veriyor. Özellikle ekstra lensleriniz falan olduğu zaman bunların hepsini ayrı ayrı taşımak gerçekten külfet oluyor. Özellikle aracınız yoksa daha büyük bir sıkıntı teşkil ediyor. Şimdi bunları bir yerleştirelim bakalım nasıl oluyor.
Evet arkadaşlar, bahsetmek istediğim olay bu. İki çantayı bir çanta haline getirdim, şey yaptım, drone'umu bıraktım. İşte bataryalarım olsun, kumandası olsun, fotoğraf makinem olsun, objektiflerim falan olsun, filtrelerim olsun. Rahat bir şekilde aldı. Dışarıda kalan temizlik malzemelerim falan var. Onları çantanın zaten dış gözüne falan rahatlıkla yerleştirebilirim. Bu şekilde işimi rahatlıkla gördü. Zaten koruma lastikleri falan olduğu için hani bu şekilde rahatlıkla tökülme durumu falan yoktur. Şöyle kapattığımız zaman da rahat bir şekilde kapatıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Şuralardan da emniyet kimlikle kilitlerini bağladığımız zaman kolay kolay bir sıkıntı teşkil etmez. Hani az önce bahsettiğim durum, şuradan açıp acil durumlarda fotoğraf çekmek istersek buradan da rahatlıkla makinemizi alıp kullanabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Çantayı komple açma durumumuz söz konusu olmuyor. Ve tekrar bu şekilde yerine koyarak şöyle kapatıp yolumuza devam ediyoruz. Biraz ağır oluyor ama malzemeler içindeyken. O da zaten çantanın tasarımını ona göre yapmışlar. Gayet güzel. Şimdi bir de bu şekilde sırtımıza takalım bakalım. Hop. Evet, gayet rahat. Şunları da ayarlayıp, şu anda dediğim gibi ayarı değiller. Ayarlayıp güzel bir şekilde oturttuktan sonra rahat bir şekilde uzun mesafe hareket edip çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, çantamızla ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın veya like atmayı unutmayın. Soru ve önerileriniz için de her zaman açığız, bekleriz. Sormak istediklerinizi sorun. Elimizden geldiğince cevaplarız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.